Hocam bakın elim nasıl titriyor. İyice köreldik işte. Evet hocam, neredeyse oklarla çelikçemi koyunacağız ya. O kadar az atış yapıyoruz ki. Neredeyse ikna olacağım ama. Hocam ne olur ikna olun ya. Yaygara yüzünden kendimize olan güvenimizi kaybettik. Sinirden yayları kemirmeye başlayacağım. Biliyorum beni ikna etmek için abartıyorsunuz ama yine de söyleyeyim, rekabet iyidir. Biz bize yeteriz arkadaşlar. Bırakın şu ilebas takımını. Rekabet en iyiyi ortaya çıkarır. Ama dikkat, en kötüyü de ortaya çıkarır. Siz kendinizi bilin yeter. Ama hocam. Sakın tekrar ağlamaya başlama. Yahu siz akıllı çocuklarsınız. Hadi beni ikna ettiniz diyelim. Okuldaki yöneticileri nasıl ikna edeceksiniz? Of Salih Hoca, niye ikna olmadın ki? Ya belki de Cihangir Hoca işinden etmek istemiyordur. Ederse etsin. Salih Hoca, Cihangir Hoca'dan bin kat daha iyi keman keştir. Ayrıca iyi bir insan değil. Neyse, en azından bugün İskender'i kurtardık. Bardağın dolu tarafından bakıp mutlu olalım. Seni uyarmıştım İskender. Terbiyesizliğinde cezasını çekersin demiştim. Ben kimseye terbiyesizlik yapmadım. Onlar size ne söyledi bilmiyoruz ama katiyen yalan. Sen sus, sarık. Senin cezan sonra kesilecek. Elimde delil var. İskender hocasına el kaldırmış. Nasıl olur ya? Ne sandın? Bu kadar önemli bir delili yedeklemeyecek kadar saf mıyız? Yanlışlıkla oldu, yemin ederim. Hı. Derdini disiplin kuruluna anlatırsın. Yürü bakalım disipline. Haydi. Ya.